Hayat Güzel Dedi stüdyomuzda fitoterapist Doktor Hakan Özkul var. Hocam hoş geldiniz. Şimdi özellikle kemoterapi tedavisinde çok sıkça karşılaşabildiğimiz bir tablo. Bir müddet alınan kemoterapiyle kanser kitlesi küçüldüğü halde seviniyoruz. Diyoruz ki tedavi çok güzel gidiyor. Bir müddet sonra bakabiliyoruz ki artık kitledeki küçülme durmuş, tersi büyümeye başlamış. Tabii ki kemoterapi onu büyütmüyor. Peki nedir karşılaştığımız tablo? Kanser hücresi kemoterapi maddesine direnç geliştirebiliyor. Bu direnç nasıl gerçekleşiyor biliyor musunuz? Çok enteresan. Mekanizmalardan bir tanesi şu. Zararlı maddeyi, yani kanser hücresi için zararlı olan kemoterapik maddeyi, ilacı alıyor, bunu dışarı atıyor. Kanser hücresi içinde tutsa amacımıza ulaşacağız. Ama içinde tutmuyor. Kanser hücresini öldüreceğiz. Ama böyle yapmıyor. Yani direnç gelişme mekanizmalarından bir tanesi. Burada fitoterapi nerede devreye giriyor? İşte çok enteresan. Şurada mesela bir makaleden bahsediyor. Bir tip bir bitkisel ekstraktın. İşte bu kanser hücresinin bu kemoterapiyi dışarıya atma mekanizmasını bloke etmesi, azaltması ve bu sayede de kemoterapik maddenin kanser içinde kalmasından bahseden bir makale. Yani direkt etki etmiyor, sadece kemoterapiye yardımcı oluyor. Hayır, diğer etkilerinin dışında. Yani tıbbi bitkilerin öyle bir tek yönlülüğü yok. Yok. Çok yönlülüğü var. Doğrudan kanser hücresine de etki edip, tıpkı kemoterapide olduğu gibi onu öldürmek gibi, apoptozis diyoruz, kendi kendine ölmesini sağlamak gibi bir sürü olumlu etkilerinin yanında. Ya da bu durumda olduğu gibi yardımcı da olabiliyor. Böyle durumlarda da yardımcı olabiliyor. O yüzden yeni stratejiden bahsediyor. Yani Fransa'daki fakültedeki bir makale. Ben de aynı kanaatteyim. Önümüzdeki süreç içerisinde bu kadar faydalarının varlığını gördüğümüz tıbbi bitkilerin kanser tedavisinde mutlaka yanı başımızda olması gerektiğine inanıyorum. İlerleyen zamanlarda daha da büyük rol alacak. Doktorlarımız da artık fitoterapiyi daha fazla öğrenmeye başladılar. Yani ben aşağı yukarı 20 yıldır fitoterapi üzerine uğraşıyorum. Çünkü kendi yakınlarımın çaresiz kalınan bazı hastalıklarda ancak fitoterapiyle tedavi etme seçeneği önünde olduğu dönemleri yaşadım ben. O yüzden fitoterapiyle İlgim ta fakülte yıllarımdan itibaren başladı. Ondan sonra bunun akademik eğitimleri vesaire. Tabii. Hiç pişman olmadım. Her geçen gün bunun etkinliğini ve önemini görüyorum. O yüzden ben şunu söylemek istiyorum. Evre 4 çok ileri bir kanser. Kesinlikle şunu düşünmesin hastalar. Evre 4 hasta iyileşmez. Ben öleceğim veya benim yakınım ölecek diye düşünmesinler.